Değerli izleyicilerimiz, İş Dünyası Kampüs'te programının canlı bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün büyük atamızı ölümünün yıl döneminde büyük bir sevgiyle ve hasretle anıyoruz. Öncelikle böyle girmek istedik programa. Ve programımız içinde iş dünyasının özellikle sosyal medya tarafıyla ilgili bir konuşma var ve çok değerli bir konuğumuz var. Özellikle hem konuğumuzu tanıtması hem de sosyal medya araçlarımızı bize bilgi vermesi için Keti Hoca'ya söz veriyorum. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar. Bugün konuğumuz Umut Şan. Birazdan kendisiyle ilgili bir vereceğim ama bize her türlü sorunuzda sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz işdunyasikampuste@mail.ege.edu.tr. Girişim benim tabii önceki şeyimiz. İş Dünyası Kampüste. Ama hala çalışıyor olabilir o. Link de oraya da gönderebilir izleyicilerimiz. Bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Umut Şan. Dediğim gibi hem aynı zamanda bizim fakülte öğrencimiz. Umut hem kendini tanıtırsın. Turşu.co'nun kurucusu aynı zamanda. O şekilde söylemem herhalde yanlış olmayacaktır. Yok. Önce ne gibi faaliyetler yapıyorsun? Turşu.co ne yapar? Önce birazcık tanıtırsan daha sonra sohbetimize başlayalım. Tamamdır. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Umut Şan ben. Turşu Dijital Pazarlama Ajansı'nın kurucusuyum. Aynı zamanda ajans içindeki görevim de dijital stratejist olarak görev almaktayım. Turşu olarak biz ne yapıyoruz? Öncelikle Ege bölgesinin ilk ve tek sosyal medya merkezli kurulan ajansıyız. Temelimizde sosyal medya var. Daha önceden bir web tasarım ya da reklam ajansıyken gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bu yöne evrilmedik. Biz tamamen kuruluşumuz sosyal medya temelliydi. Yaptığımız hizmet ise tam olarak kurumsal firmaların mevcut pazarlama iletişimlerine sosyal medya tarafında destek sağlamak, gerek danışmanlık, gerek kurumsal eğitimler, gerekse de sosyal medyaların yönetimlerini tamamını üstlenerek merkezlere destek sağlıyoruz ekip olarak. Bunu yaparken ama tabii şöyle bir şey var. Siz firmaların tanıtım ve pazarlama birimlerinin esası bir alt birimi gibi çalışıyorsunuz. Evet. Yani biraz bu tarafını da açmanı istiyorum. Çünkü biraz evvel Keti hocamız tabii girişim benim programına gönderme yaptı. Senin esası girişim benim programında da konuk etmiştik ama o zaman girişimci profiline konuk etmiştik. Halbuki bugün artık bir iş adamısın ve bir sektörün içinde güçlü oyunculardan birisin. Ben senin öykünü de takip ettiğimiz için biliyorum. Yani şu anda başarın gittikçe yükseliyor. Benim şu anda öğrenmek istediğim, sizin işletmelerin bu tanıtım ve pazarlama stratejileri içindeki yeriniz nedir? Ve nasıl konumlandırıyorsunuz? Orada nasıl bir işbirliği modeli geliştiriyorsunuz? Onu biraz izleyicilerimiz için açarsan. Tabii. Çünkü hocam, Batı'da bu süreçlerin işleyişiyle bizim ülkemizde algılanması arasında bence şu anda hala fark var. Yani evet, genellikle bu sosyal medya tarafı işin sosyal medya araçlarında işte bir sayfa oluştur, orada tanıtımını yap falan filan gibi algılanıyor. Halbuki bunun çok daha ötesinde olduğunu biliyorum. Evet, oralara girmek istiyorum. Keti hocanızla da tabii böyle paslaşın çünkü pazarlama hocamız Keti Hanım. Tabii Keti hocamla sürekli bu konuları zaten konuşuyoruz. Aynen. Dediğiniz gibi biz aslında ekip olarak bir firmanın pazarlama departmanının bir alt kümesi gibi konumlanıyoruz her portföyümüzdeki tüm müşteriler için. Bu sistem Türkiye'de dediğiniz gibi Batı'ya göre tam bu şekilde işlemiyor. Bizdeki işleyişi bugüne kadar nasıldı? Tabii bunda da bir farkındalık oluştu. Ajans kendi tamamen markadan bağımsız gibi hareket edip kendi oluşturduğu görsel ve tanıtım argümanlarıyla işte sosyal medya kanallarında tanıtımlar yapıyordu. Ama bu tabii belli bir stratejiye dayanmadığı için sonunda başarı gelmesi mümkün değil. Firmalar da böyle bir bağımsızlık neticesinde ne bekliyorlar? Biz sana çalışma yaptırıyoruz. Bizim satışlarımız niye artmadı? Aslında sosyal medya biraz satış tarafı değil de işin PR tarafı ile ilgili, pazarlama tarafı, marka yönetimi tarafı ile ilgili. Bizim bu sebep satış bir sonuç çünkü esasında. Yani bütün bu çabaların ortak paydaya hizmet edecek şekilde iyi tasarlanması sonucunda satışların artması mümkün. Satış zaten kendiliğinden geliyor. Sizin yaptığınız iş esasında bu bütün içinde bir parça sadece, değil mi? Tabii. Bizim zaten ilk önceliğimiz, her bir firmayla çalışmaya başlamadan önce de bir zorunluluk koyarız. Biz ajans olarak da koyuyoruz bunu. Bizim marka tarafında bizimle iletişim halinde 7/24 kalabilecek bir kişiye ihtiyacımız var. Yani bizden bir kişi, onlardan bir kişi. O içerideki ekipten aldığı argümanı bize aktarır. Biz yaptığımız çalışmaları ona aktarırız. Daha önce tabii iş dünyasında bu tür örneklere sık rastladım. Örneğin firmalar ajansları toplantıya çağırıyorlar ya da fabrikasını gezmesi için ciddi bir çaba gösteriyorlar ama bir sonuç alamıyorlar.
Bizim tabii biraz da eskiden sanayi tarafından geldiğim için bu konuya çok dikkatli eğiliyoruz biz. Her müşterimizi ayda bir sefer, iki sefer mutlaka yerlerinde ziyaret ediyoruz. Yarım günlük, tam günlük toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ve onların pazarlamada yapmak istediği şeyle bizim dijital tarafta yapabileceklerimizi birleştirip bazı fikirler bizden geliyor, bazı fikirler oradan geliyor. Bunu harmanlıyoruz. Oraya da girmeni istiyorum. Şimdi yani birçok endüstride firmalar evet kendi pazarlama stratejilerini geliştiriyorlar ama sosyal medyada uygulanan yöntemler konusunda altyapı her zaman çok güçlü olmuyor. Evet. Dolayısıyla sizin biraz da böyle bu konuda biraz danışmanlık rolünde üstlendiğinizi biliyorum. Ondan da biraz bahsedersen. Onda paralel olarak aslında ben de şunu soracaktım. Hani neden kendileri yapmak istemesin de neden bir profesyonel şirkete bunu outsource etsin? Veya bunun faydası ne? Yani kendileri yaptığı zaman firmalar bu süreçte kendi işlettiği zaman sakıncaları ve faydası ne? Veya size outsource ettikleri zaman, dış kaynakladıkları zaman faydası ne? Şimdi bu soruyu en güzel cevabı şu şekilde verebiliriz. Ticari kaygılardan bağımsız soruyorum bu soruyu. Anladım. Profesyonel iş süreçleri anlamında soruyorum. Daha önce bahsettiğimiz konuyla birebir aynı. Eğer biz ajans olarak hizmetimizi şu şekilde verirsek, ben hiç markayla görüşmeden günlük olarak görsellerimi hazırlıyorum. Facebook'a, Twitter'a yüklüyorum. Marka bir yerden sonra der ki ya burada bir iletişim kopukluğu oluyor. Biz niye bunu kendi içimizde yapmayalım? Bunu bir iki personelle de takviyeyle de aynı ekip içeride kurabilir. Ama gerçek sosyal medya danışmanlığı ve dijital pazarlama danışmanlığı tarafına gelirsek bu iş böyle yürümüyor kesinlikle. Normalde yapılması gereken şu. Burada marka pazarlama altyapısı olan bir ekip var. Bizim ajansımızın içinde yüksek lisans da yapan okulumuzda marka pazarlamadan iki kişi var sadece. Yani bir ajans dediğimiz sadece bir grafiker, bir sosyal medyacı bunlardan oluşamaz. Biraz onu da soracağım. Yani nasıl bir kadronuz var? Böyle? Nasıl o zaman onun detayını orada girelim. Şey eğer sosyal medya alanında ve bunu marka temelinde birleştirip ajans olarak böyle bir danışmanlık yaparsanız firma zaten sizden ister istemez her zaman bir katma değer sağlar. Çünkü siz onun aklında olmayan fikirlerle ona gidiyorsunuz. Burada Umut bir tane örnek vermeni isteyeceğim. Biliyorum ben örneğini ama hani senin vermeni istiyorum. Özellikle bu hedef kitleyi belirleme anlamında ben biliyorum ki aslında firmaların kendileri belirlemediği halde hedef kitleyi aldıkları tıklamalarla aslında oraya yatırım yaptıklarını da yatırım yapmaları gerektiği gibi bir danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Doğru değil mi? Evet. Yani aslında hiç atıyorum X ülkesine bir yatırım yapma planı yok ama oradan sürekli bir tıklamalar aldığı için orada bir ilgi potansiyelin olduğunu keşfedip oraya yatırım yapmasına yollarına yönelik bir takım öneriler geliştiriyorsunuz. Doğru değil mi? Bir strateji tabii. geliştiriyorsunuz. Yani işlerimizden yani hani danışmanlık ne gibi bir danışmanlık diye soru işareti oluşabilir diye girmek istedim. Evet esasında şöyle yapabiliriz tabii. Yani bu anlamda verdiğiniz hizmetleri de böyle ana başlıklar itibariyle biraz sıralarsan bunu sadece size özel sormuyorum. Sizin genel sektörünüzde olarak faaliyet gösteren firmaların olması gerekeni. Yani nedir kapsam? Ben sizden bir danışmanlık bu konuda sadece işin operasyonel kısmının yürütülmesi değil de bir paket. Biz buna lojistikte dördüncü parti diyoruz. Hani işi paket halinde istesem bunun alt başlıkları kırılımlar nedir? Ne tür hizmetler içerir? Sosyal medya danışmanlığı yönetimi. Önce daha önceki sorunu kapatalım çünkü birbirine bağlanıyor. Bir firmanın ajanstan sağladığı ve içeride bunu oluşturamayacağı taraf ise yani avantaj tarafında ajans her zaman dışarıdan bakan bir gözdür. Ve sürekli siz katma değer sağlarsanız tavsiye ve danışmanlık şeklinde bu iş birlikteliği çok güzel ve entegre bir şekilde yürür. Aksi halde günlük basic işlemleri yapıp ben işimi yaptım derseniz firma bunu ister istemez kendi bünyesine kaydırır. Diğer tarafı da danışmanlık ve verdiğimiz hizmet kapsamına gelince bir konfor sağlanması lazım o zaman gibi algılıyorum. Doğru mu? Yani konfordan kastım şu. Sadece yani operasyon işlerin size devredilmesi değil, işin düşünsel tarafının da size devredilebileceğini hissetmesi lazım firmanın ki. Evet. Zaten bunu siz oluşturuyorsunuz belli sürede bir. Verdiğiniz tavsiyelerle, yarışma fikirleriyle, işte mevcut pazarlamanızla entegre bunu yürütebiliriz dediğinizde firma zaten orada sizi kafasında ayrı konumlandırıyor. Standart bir matbaa işi yapan biri olarak değil de bir yönetici olarak konumlandırdığında zaten aklına hiç ben ajansımı bırakayım, iç bünyeme çekeyim mi gibi soru işaretleri gelmiyor. Bu sizle ilgili bir durum tamamen. Bu danışmanlık tarafında Keto hocamın bahsettiği örneklere gelirsek, örneğin biz sosyal medya tarafı dışında genel dijital pazarlamada firmanın web sitesi trafiğini de izliyoruz.
baktık Türkiye'de ulusal bir marka, ihracat kanalları da var. Hı hı. Ama Rusya ile ilgili hiçbir çalışması yok. Hı hı. Azerbaycan tarafında var. Sitenin aylık trafiğine bakıyoruz. Rusya'dan çok ciddi sayıda trafik geliyor site. Hı hı. Yani Türkiye'den sonra ikinci ülke örneğin. Biz firmaya yönlendirme yapabiliyoruz. Neden sitemize bir Rusça bölümü koymuyoruz? Ya da önümüzdeki iki ay sonra bakın orada fuar varmış. Gidip acaba bir distribütörlük görüşmesi yapılabilir mi? Bu ülkeden ciddi şekilde sitemize trafik ve bir ilgi var, merak var. Hı hı. Ya da bunun yanı sıra bize Facebook üzerinden, Twitter, Instagram üzerinden gelen yorum ve mesajlardan tüketici tarafında bazı algıları görüp firmayı uyarabiliyoruz. Aynen. Bizim güçlü olduğumuz bir tarafta rakip analizleri. Hı hı. Örneğin monitoring hizmetlerimiz var. Bir marka ve rakipleri hakkında bütün internette konuşulanları an ve an takip edip markalara yönlendiriyoruz. Hı. Bir müşterimizin başına geldi bu markalarımızdan birinin. Reklam çalışması hazırlıkları yapıyorlardı. Rakibinin de çok ciddi bir ulusal kanallarda prime time'da reklam çalışması oldu. Bu yaptığımız monitoring hizmetiyle biz rakibinin reklamı hakkında bir eleştiriyi yakaladık. Hı hı. Ve o bizim de yapmayı düşündüğümüz bir şeydi aslında. Hı hı. Firmayı bu konuda uyardık. Bakın reklam çok duygusal görünüyor ama insanlar oradaki şu noktaya takılmış. Hı hı. Tam da nokta cinsiyet kavramlarıyla ilgiliydi. Kadın erkek eşitliği. Çok da Türkiye'nin hassas olduğu bir dönemdeydi. Son dönemde de evet bayağı hassas. Bizim Facebook'ta monitoringle sadece yaptığımız bu taramayla biz bunu engellemiş olduk. Yani burada ne yaptık? Firmaya bir katma değer yaratmış olduk. Hı hı. Eğer ben günden güne senin içeriklerini hazırladım, sosyal medya kanallarını yükledim deseydim firmanın aklındaki değerimiz burada olacakken bu aşamadan sonra buraya çıkıyor. Yani sadece aslında elde ettikleri istatistik bilgi değil. Kaç kişi girmiş, trafiği ne kadar, izleme oranları ne gibi değil. Aslında önemli olan bundan sonra strateji geliştirme anlamında kullanmak bu dijital yani pazarlama. Biz tamamen ekip olarak o tarafta bir alt küme olarak çalışıyoruz. Ben örneğin dijital pazarlama tarafının yöneticisiyim. Altımda da bir ekip var. Gerçekten de firmanın İçindeki bir ekip gibi. Zaten çoğu firma şeyi söyler. İki yan odamdaki personelime ulaşmaktan daha rahat size ulaştığım zamanlar oluyor. Bir de gece 12'ye kadar bir hizmetimiz var bizim. Hem sosyal medya tarafına gelen mesaj yorumların cevaplanması hem de ayrıca yönetici olarak bizleri de istedikleri zaman telefonla arayabiliyorlar. Çok çok acil bir durum olmadığı sürece zaten kimse aramıyor. Kriz döneminde ancak belki. Ama bu işin bir süresi yok. Yani akşam 5'te mesaiyi bitiremezsiniz. Akşam 8'de çıkan bir kriz sabaha kadar çığ etkisi yaratmış olabilir. Kesinlikle. Biz sürekli işimizin başında olmak durumundayız. Bir de şey soracağım Umut. Şimdi bu hep sanki daha çok öyle bir algı da var aslında. Daha çok tüketim pazarlarında hani kullanılıyormuş gibi. Daha çok B2C çalışan firmalar hani sosyal medya monitoring yapması daha uygunmuş gibi algılanıyor. Ama aslında ben biliyorum ki B2B'ler endüstriyel pazarlarda da bu çok sıklıkla kullanıyor. Hani endüstriyel pazarlarda ne şekilde yapılıyor ya da bununla ilgili çalışıyor musunuz? O soruyu şöyle geliştirmek istiyorum. Yani endüstri uygulamalarını iyi bilen bir akademisyen olarak... Yani bazen B2B çalışan firmalar bu sosyal medya araçlarına yapılacak yatırımı çok önemsemiyorlar. Çünkü diyorlar ki ya biz esasında kişisel satışla ürün satarız. Yani anlatabildim değil mi? Yani doğrudan sıcak temasla satarız. Bu doğru. Bu bir şey kanalıdır. Ama sosyal medya araçlarının bu kanalı destekleyici bir takım fonksiyonları olduğunu da biliyorum. Biraz da onu vurgular mısın? Yani B2B tarafında da katılıyorum Keto Hoca'ya. Esasında iyi yönetim. Ha ne olur? B2C'de uygulanan stratejilerle B2B'de uygulanan stratejiler farklılaşabilir. Biraz da oraya girmeni istiyorum. Onu o zaman B2B'den business to business yani işletmeden işletmeye. Kısaca sosyal medyanın tarihsel gelişimini çok ufak bir değinirsek zaten iş açığa çıkacak. Sosyal medya eğlence amacıyla kişilerin kullanımıyla başladı. Ve çok ciddi bir yaygınlığa kısa sürede ulaştı. Buna dikkat çeken markalar baktı ki bütün hedef kitle burada, insanlar burada. İlk önce en büyük uluslararası markalarla başlayıp ulusal markalarla bu sosyal medyaya girme işi devam etti, entegre olma. Daha sonra kamu kurumları bile bu işe girdi. Bugün Kadıköy Belediyesi'ni takip ederseniz çok aktif bir sosyal medya kullanımı var. Amerikan ordusu tamamen gençlerin gönlünü sosyal medya üzerinden kazanıp orduya katılım sağlıyor. Bu boyuttayken daha sonra o zamanlarda şey vardı. Lokal işletmeler diyordu ki ya biz küçük burada bir restoranız. Bizim sosyal medyayla ne işimiz olabilir? İş bir sonraki sene tamamen değişti. Lokal sosyal medya pazarlamaya döndü. Foursquare gibi uygulamalar, Facebook'un yer bildirimleri derken bir anda Dani Keto Hocam'ın bahsettiği gibi spesifik hedef kitle reklamları sadece o
lokasyon etrafında reklam verebilme gibi özellikler derken bu sefer B2B'ye kaydı. Aslında B2B'de evet sıcak satış yapılıyor. Bunu en çok yaşayan benimdir. B2B birebir görüşmelerle. Senin sektörün de B2B yani. Tabii 3-4 ay görüşmeler sonucunda biz bir müşteriyi portföyümüze katabiliyoruz. Ama ben sosyal medyayı kendi işim için çok aktif kullanıyorum. Dediğimiz gibi sosyal medyanın ilk önceliği satış değildir. Sosyal medyada aslında yaptığımız şey bizim marka prestijini inşa etmek ve markanın o alandaki otoritesini inşa etmek. Biz bunu kendimiz için nasıl yapıyoruz? Bunu anlatırsam zaten markalar genel bir yargı çıkarabilir. Ben blog tutuyorum. Bunu LinkedIn'de profilimde yayınlıyorum. Facebook sayfamızda blog yazılarımızı yayınlıyoruz. Daha sonra bir insan gelip bunları okuduğunda ne sonuca varıyor? Aa, bunlar sosyal medya ile ilgili gerçekten bir şeyler biliyor. Şimdi biz ikimiz rakibiz. Hı hı. Siz gidiyorsunuz, biz sosyal medyayı böyle böyle iyi yaparız diyorsunuz. Ben de iyi yaparım diyorum. Hı hı. Ya karşıdaki müşteri kimin iyi yaptığını anlayamaz. Tabii. Bir de böyle pozitif bir ürün yok ortada. Yani tabii. Somut bir şey yok. Bir soyut bir şey pazarlıyoruz sonuçta. Bir ihtimal referanslara bakar. Referanslar ne kadar kalitenin öncüsüdür belli olmaz. Ya da ben sektöre yeni girmişimdir. Hı hı. Güçlü bir referansım yoktur. Ya da siz başka bir hizmetten kazandığınız referansı sosyal medya için de gösteriyor olabilirsiniz. Bunlar her gün karşılaştığımız problemler. Hı hı. Ama ben ne yapıyorum? Sosyal medya ile ilgili haftalık blog yazılarımı yayınlıyorum. Bunları sosyal medya kanallarında dağıtıyorum. Şu an sosyal medya ile ilgili bir kitap yazıyorum. Bunlar tamamen inşallah 2016 sonuna doğru çıkacak diye tahmin ediyorum. Sağ olun hocam. Bunlar ne yapıyor? Bunları okuyan kişiye hem bir değerli bir kaynak sunmuş oluyor, hem de beni o alanda ister istemez otorite konumuna getiriyor. Hı hı. Çünkü ben bu sefer artık hayal satmayı bırakıyorum. Soyut bir şey pazarlamıyorum. Hı hı. Okuduğumdan zaten benim bilip bilmediğimi kişinin görmesini sağlıyorum. Örneğin bu program çekilecek ya da kamera arkası görüntüleri. Hemen sosyal medya kanallarımızda bunları biz paylaşıyoruz. Hı hı. Neden? Biz de bunu istiyoruz. Neden? Ben sosyal medya ile ilgili bir şey bilmeseydim, hı hı, neden Ege Üniversitesi beni bu programa çıkarsın? Bu, hı hı, son tüketici en hızlı bunun gösterimidir. Hı hı. Bunu B2B'nin her kanalında yapabiliriz. Hı hı. Örneğin benim aktif olarak şahsım olarak kullandığım en aktif sosyal medya kanalım LinkedIn'dir. Endüstri yapısı için. Evet. Hı hı. Hem pazarlama için kullanıyorum, hem oradaki daha aynı kategorideki network sağlamak hı hı, için. Yaklaşık da şu anda 4000'e yakın arkadaşım bulunuyor LinkedIn'de. Bugün telefonla, mailla ulaşamayacağınız, randevu alamayacağınız insanlar da LinkedIn üstünden tamamen mesajlaşıp, olay çünkü orada şahsa iniyor. Hı hı. Siz insana selam verip, bir kişiye selam veriyorsunuz, konuşuyorsunuz ve o da size geri dönüş yapıyor. Makamlar bir yerde kayboluyor. Aynen. Tabii aynı, hı hı, seviyede, aynı düzlemde bir ilişki, tabii, kuruluyor. Ve oradaki samimi iletişiminizi belli bir saygı çerçevesinde bir randevu, toplantı için talep ettiğinizde insanlar sizi genelde kırmıyor. Hı hı. Benim en etkin kullandığım satış ve pazarlama kanalım LinkedIn'dir bu sebeple. Yani bu bize neyi sağlıyor? O toplantıyı ayarlamayı sağlıyor sadece. Gerisi bizde. Bir de tabii falan. Yani belli bir kanalı ön plana çıkarmak adına, ama şöyle bir şey de var tabii. Yani orada bireyler kendilerine push gelen mesajları veya şeyleri kendileriyle doğrudan ilgili görüyorlarsa zaten hemen kontak kuruyorlar. Evet. Yani orada seleksiyon biraz daha kendi içinde dengeye oturuyor bir süre sonra. Yani ilgili görmüyorsa da zaten aynen o şey. Sistemi çekelim, ama sosyal medyanın diğer kanallarında bazen çok fazla bilgi, yani işler, yani nasıl söyleyeyim, çok ihtiyaç olmayan bilginin de işlendiği çok görülüyor. Tabii ama, bu tamamen stratejiye dayalı, sizin uygun platformları seçmenizle ilgili. Bravo, yani onu kastediyorum. Benim LinkedIn ağırlıklı bahsetmem bu benim içimdi. Çünkü ben oradan sadece kurumsal iletişim uzmanlarını filtreleyip onlarla iletişim kurabiliyorum. Tabii, onu kastediyorum. Ben bugün bir yazılım firmasıysam ya da B2B için tam güzel örnek olacak, bir endüstriyel pazar için bir makine üreticisiysem, hı hı, bu makinenin tanıtımı, fonksiyonları, örnek yaptığı üretimleri göstermemin en güzel yolu YouTube kanalımdır. Hı hı. Videolarımı burada yayınlarım. Aynı videoları Facebook sayfamda yayınlarım ve bu şekilde hedef kitleme bunları çok rahat bir şekilde gösterebilirim. Hı hı. Kişiyi artık bir toplantı, bir sanal bir şeyi pazarlamaktan ziyade makinemin işleyişini gösteririm. Bakın çıkan ürün bu derim. Hı hı. Bunlar tabii biz şu an pazarlamadan konuşuyoruz. Hı hı. Bir de mevcut müşterilere değer yaratma kısmı var. Hı hı. Bugün B2B kanalında durup Facebook sayfanızdan ya da Twitter sayfanızdan canlı destek sunabilirsiniz. Hı hı. Sürekli, yani müşterileriniz size oradan da yazıp cevap alabilirler 7/24. Hı hı. Hı hı. Ya bunu pek çok şekilde çeşitlendirebiliriz. Nasıl bir kadro ile çalışıyorsunuz? Yani demek istediğim, yani burada yine şu soruyu sorarak başlayalım istersen. Türkiye bence pazar olarak hala çok bakir. Evet. Özellikle yabancı oyuncuların da esasında bu pazara ilgisinin zaman içinde daha da artmakta olduğunu görüyoruz. Servis sağlayıcılar anlamında da. Yani Türkiye'de temsilciliği olmayan
kuruluşlarda, küresel kuruluşlarda yavaş yavaş temsilcilikler açmaya başladılar. Hizmetlerini desteklemek açısından. Bir pazar mukayesesi yapalım. Yani bizimle Türkiye ile eşdeğer bir pazarla bir ülkeyi mukayese edebilir misin bilmiyorum. Elinde öyle bir data var mı? Olmayabilir de sorun değil ama bence hala işin çok daha başındayız. Evet. Bir buradan bir yola çıkalım ve hani eski programımıza da yine Keti Hoca'nın başlangıçta yaptığı gibi girişim benim programına da gönderme yapalım. Yani bence hala pazarda yeni oyunculara yer var ve bu işi doğru yapan yeni oyunculara. Dolayısıyla böyle bir yeni oyuncu girmeye kalksa nasıl bir yapı kurması lazım? Yani bu işe soyunduğunuz zaman inşaat yapacaksanız ne ihtiyacınız olduğunu tespit etmek çok daha belli. Evet. Çünkü biraz daha ölçülebilir. Ama nedir sosyal medya danışmanlığı, yönetimi? Ne olmalı içinde? Oraya detaylı bir soru ama değinelim. Öncelikle pazar karşılaştırması olarak başlayalım. Bugün Avrupa ve Amerika'da markaların pazarlama bütçelerinin artık %30-35 aralığı dijitale kaymış durumda. Yani benim 10 milyon dolar bu sene pazarlama bütçem varsa bunun 3,5 milyon dolarını tamamen dijitale ayıracağım diyor. Türkiye tarafında bu hala çok bakir bizim ülkemizde. Bu %8-9'larda ve bu tamamen ulusal birkaç markanın saldırmasıyla. Genele vurursak %1'lerde, 2'lerde, 3'lerde. Değil mi? Yani o da belli sektörlerde bu oranlar var. Birçok sektörde çok daha düşük oranlar. Bunun sebebine gelince üretim zihniyetli yapımız biraz devam ediyor. Yani bugün patron ve karar verici mercinde olan insanların çoğu ürün odaklı. Üretimden gelen ürün odaklı kişiler. Yani bugün sosyal medyada ayda 5 bin lira bir reklam bütçesi ayıralım dediğimizde şüpheyle yaklaşıyor biz bu reklamı neye harcayacağız diye. Ama bu makine 250 bin dolarmış. Bize işte bir saniye verimlilik artış sağlar. Aa, son teknoloji oluyor. Doğru. Çünkü neden? Zihniyetimiz biraz daha üretim. Doğru. Belki bir sonraki kuşak. Orada soyut bir çıktı var. Buradaki, oradaki soyut çıktıyı öngöremiyor belki de. Bir de o bakış açılarında olan yöneticileri ve işin içinden gelen patron kitlesini tanıyıcısı orayı yönetebilmeleri kendili algılama anlamında daha kolay. Çünkü o oradaki donanımları daha yüksek. Bu taraf flu. Belirsiz. Bir de tam yani, adapte olamadılar bu tarafa şahıs kullanımları açısından da. Alışkanlıklar yani biraz daha. Ama şeyi net görebiliyorum. Bir sonraki kuşak yani bizim Y kuşağındaki artık aile bireyleri yönetime geçtiği dakika artık üretimden ziyade pazarlama tarafına ağırlık kayıyor yavaş yavaş. Yani bu kuşak tamamen bizim kuşağımız ana yönetici olduğunda bu sorun da ülkemizde kalkacak. Benim tahminim bir 15 yıl kadar bir geriden gelişimiz var. Ajans tarafına ve girişim tarafına... 15 yıl ama önemli bir süre. Bu çok bu önemli. Için. Yani 15 yılı kapatmak için daha çok çalışmamız lazım. Yani şu anda Amerika'nın sosyal medya tarafında gelişim olarak bir 10-15 yıl gerisindeyiz. Orada artık olan biten bir özellik bizde yeniymiş gibi başlıyor. Bunu da şimdi ajans tarafıyla tam birleştirip bir örnek vereyim. Şimdi sosyal medya ajansları ilk çıktığında sosyal medya yeni bir oluşumdu. Kimse bilmiyordu, bir iki meraklı genç çocuk vardı. Bunların önderliğinde gelişen ve ayrı ajansı olması gereken bir durumdu. Günümüzde bu tamamen değişti. Artık sosyal medya ajansı dediğimiz şey ortadan kalkacak. Benim tahminimce son 3-4 yılı kaldı. Neden? Çünkü nereye evriliyor? Nereye evriliyor? Genel bir iletişim ajanslığına doğru evriliyor. Çünkü artık hem markalar, ya iletişim PR ajansım ayrı olsun, kreatif ajansım ayrı olsun, sosyal medya ajansım ayrı olsun, bunların ilişkisi mükemmel olsun, bunun zorluğu ortada. Aynen. Artık hiçbir pazarlama reklam çalışması sosyal medyadan bağımsız düşünülemiyor. Evet, 2016 kesinlikle. Yılına geldik ve bunun bütün markalar farkında. Sosyal medyada aktif yer alsa da almasa da bunu artık ayrı düşünemeyeceğinin herkes farkında. Bu artık kabul edildi, bir üst basamağa geçtik. Ondan dolayı artık sosyal medya ajanslığı da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bugün İstanbul tarafında ağırlıklı olarak görebileceğimiz büyük reklam ajansları alanında uzman sosyal medya ve dijital ajansları satın alıp ekipleri birleştiriyorlar. Evet. Değil mi? Daha entegre yapılara doğru gidiyorlar. Yurt dışı reklam ajansları geliyor Türkiye'deki ajansları alıp direkt satın alıp inorganik büyümeyle ne yapıyor? Pazara bir anda oyuncu olarak giriyor. Novavan'ı direkt oraya aktarıyor ve bir anda büyük oyuncuya dönüşüyor. Aynen. Ama bu tabii yine Keti Hoca'nın uzmanlık alanına göre pazara giriş engellerini de arttırıyor bu yapı. Tabii çünkü hani o ilk başta bahsettiğin daha maceracı belki bir daha böyle gözü kara girişimcilik boyutu belki bu sektörde yakın gelecekte. Şu andaki boyutu ne işin? Onu çok güzel söylüyor. Freelance oyuncuların çok olduğu bir pazar. Yani gidiyor, markalarla anlaşıyor. Kendi tek kişilik ofisinden ya da evinden ya da iki kişi sosyal medya çalışmalarını yürütüyorlar. Bu ilk dediğimiz klasik, yani bizim anladığımız sosyal medya. Yani ben günlük içeriğini hazırlarım, koyarım.
Ama şimdi bizim tarafa bakıyorum. Biz de yeni bir ajansız. İki tane marka pazarlama yüksek lisansını tamamlamış insan. Hı-hı. Ekip tamamen sanatçılardan oluşuyor. Art tarafında, şey, görsel hazırlayan, grafik Hı-hı. tarafında. Grafikerle. Ressamdan tutun sanatçı ağırlıklı. Genç bir kadro var. Edebiyatçı var ekibin içinde. Ne yapıyoruz? Biraz daha farklı beyinleri ekibe koymaya çalışıyoruz. Hı-hı. Biz de turşu olarak önümüzdeki ay itibariyle bir dönüşüm içindeyiz. Hı-hı. Sosyal medya ajanslığından çıkıp iletişim ajansı olacağız. Çünkü baktık ki bizim yaptığımız iş sosyal medya ajanslığı değil. O zaman bu freelance dediğimiz kişilerle karıştırılıyor iş. Hı hı. Çünkü biz günlük içerik paylaşmaktan farklı bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. İnsanlarla sosyal medyada konuşan markalar yaratıyoruz. Evet. Markaya bir kişilik kazandırıp onların konuşmasını sağlıyoruz. İnsanlar da bildiğimiz sohbet havasında diyaloglar ediyor markalar. Sosyal medya işin esas da araçlarından birisi haline Kesinlikle. Geliyor. O da bir iş, kabul ama... Zaten esasında bugünkü programımızda hani seni davet ederken çıkış noktanız buydu. Yani izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz şey esasında bu tarafın bir iş paketi olduğunu, bir iş süreci olduğunu, bu iş sürecinin içinde farklı alt parçalar olduğunu vurgulamaktı. Süremiz az kaldı. 2-2-3 dakikalık süremiz kaldı. Canlı yayında olduğumuz için bizden sonraki programda da sarkıtmamaya çalışıyoruz. son bir söz. Ben şunu da biliyorum ki bahsettiğim bütün bu işler sadece iş dünyasıyla ilgili değil. Aynı zamanda bizim üçüncü sektör dediğimiz sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ondan sonra kamu kuruluşları dahil hepsi için geçerli. Birkaç cümle de orası için yapar mısın? Yani işi sadece kar amacı güden kuruluşlar açısından görmemek gerektiği kanaatindeyim. Bugün çünkü dünya üzerindeki Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere, UNESCO dahil olmak üzere sosyal medya araçlarını çok iyi kullanıyorlar. Sivil toplumun da esasında burada çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor. O konuda neler söyleyebilirsin? Var mı müşteri portföyü? Müşteri olması kar amaçlı olmayabilir ama yani destek verdiğiniz bu tip organizasyonlar var. Var. Gönüllü olarak var. Destek verdiğimiz sivil toplum kuruluşları var. Bunu biz de gönüllülük esasına göre yürütüyoruz. Turşu olarak kendi içimizde bir portföyde bir oran belirledik. Orayı boşaldıkça ya da orayı tamamen kar amacı gütmeden, hiçbir bedel karşılık beklemeden sivil toplum kuruluşlarına ayırdık. Bunun içinde sivil toplum kuruluşları hangi alanlarda yararlanabiliyorlar Hı-hı. sosyal medyadan? Bir kere insanlara duygusal anlamda etkileyebileceğiniz en rahat yer sosyal medyadır. Hı-hı. Ve sivil toplum kuruluşlarının bir ikisi dışında çok büyük bütçeleri ve güçleri olmuyor. Ya da medyada çok iyi yaptırım güçleri olmuyor. Ama güzel idealleri olan sivil toplum kuruluşları da var. Bunların işte insanlara ulaşabileceği en etkili yer sosyal medyadır. Ve şu anda markalardan daha çok aslında sivil toplum kuruluşları etkin kullanıyor tüm dünyada diyebiliriz rahatlıkla. Ha, öyle mi? Bak bunu bilmiyordum. Biraz Türkiye'de gene farklı yeri ama Kızılaçın'dan tutun Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'ndan yani dünyada sivil toplum kuruluşlarının amiral gemisi sosyal medyadır. Türkiye'de de bize gelen taleplerden anladığım kadarıyla sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir ilgisi konuya var. Zaman içinde daha da belki artacak diye. Tabii aynı paralellikte artacak. Dediğim gibi medya gücü olmayan sivil toplum kuruluşlarının yaşaması, sesini duyurması, insanlarla etkileşime girmesi, o gönüllülük esasını duyurması için güzel bir kısım. Bugün ben belki bir sivil toplum kuruluşu için buradan 500 kilometre öteye gidip de bir aktivitede katılmak istesem de buna mümkünatım olmayabilir. Ama bugün isteyerek bir sosyal medyada onların bir duyurusunu paylaşmaktan mutluluk duyabilirim. En azından çorbada tuzum olmuş oluyor. Tabii. Bunun da çığ etkisiyle dolandığını düşünürsek, tabii. benim arkadaşlarımdan da 5 kişi bu organizasyonun tabii. yaptığı etkinliği beğense, o da paylaşsa, sivil toplum kuruluşları hiçbir bütçe ödemeden ya da bir yatırım yapmadan tüm ülkeye, ulusal, yerel, lokal ciddi bir yayılım sağlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra kurumsal eğitim tarafında yararlanıyorlar. Sivil toplum kuruluşları genelde gönüllülük esasına dayalı çalışırlar. Bugün ekibinizde 100 gönüllü vardır. Bu gönüllülerin kendi şahsi hesaplarında yaptığı paylaşımlar görev sırasında olur dışarıda. O kurumu zedeleyebilir. Sivil toplum kuruluşları şu anda buna dikkatle eğiliyor ve bizden genel olarak gönüllü ekibe yapacağı paylaşımlar, sosyal medya iletişimi konusunda ufak eğitimler vermemizi Hı-hı. istiyorlar. Biz de bu şekilde Kesinlikle. Destek oluyoruz. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Süremiz doldu. Ondan sonra başarıların devam diliyoruz. Teşekkürler. Önemli bir konuydu. Değerli izleyicilerimizin de bu bahsettiğin özellikle sosyal medya yönetiminin ne demek olduğunu, bunun esası sadece bir takım sosyal medya araçlarını kullanmak olmadığını, bir strateji belirlenmesi gerektiğini aktardığımızı zannediyorum. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.